Merhabalar, ben Köfte İsköfte ve Betacraft'ın 7. bölümüne hoş geldiniz. Bugün reaktörümüzü kuracağız. Yay. Gereken şeylerin bir kısmını daha doğrusu da craft ettim. Bunlar bir adet fission reaktör, bir adet control rod, bir adet terminator. Fakat bir şeye daha ihtiyacım olacak, o da Project Red'den. Tabii önce size şunların craft etmemi göstereyim. Bu şekilde craft ediliyorlar. Evet. Şimdi Project Red'den ihtiyacımız olan şeye bakalım. Red Alloy Ingot. Hem. Tabii bunların gerçeğinin ne olduğunu bilmiyoruz. Bug'ımız yüzünden. Evet. Iron çevresine bolca redstone lazım bize. O zaman ne yapıyoruz? Sonra da siz burada pişin. Evet. Red alloy ingotlarımız da oluşuyor burada. O esnada ayrıca bir adet chunk loader yaptım. Dimensional Anchor. Şu şekilde craft ediliyor. Basit bir şey. Ama bayağı işe yarıyor. Red alloy wire'larımızı alalım. Ve bolca red alloy var elde ettik. Şimdi hazır eş aşağıya bir oda kurmuşken hem bu odayı mı kursam? Diye düşünüyorum. Evet, bu odaya kurayım. Eş, üzgünüm. Ama zaten burası geçici bir ev. Şunları kırıp geliyorum. Evet, kırmadan yapmaya karar verdim. Evet, şimdi bir fizin reaktör için ne lazım? Su öncelikle. Kovamız var mı? Yok. Ben tüm kovalarımı kullanıyor muyum cidden? Sanırım evet. Her taraf su ama ben pompadan su dolduruyorum. Ne güzel. Evet ve burayı yerleştirdik. Ardından şuraya fizin reaktörümüzü yerleştiriyoruz. Bunun yanı sıra yanına kontrol rodu, yok kontrol rodu buraya değil. Kontrol rodu başka bir yere yerleştireceğiz. Ondan önce bir şey craft etmeyi unuttum. O da aşağı düşüşüm. Evet. Iron'ım var. Wood'um var mı? Tam var. Sonum hayli hayli var. O zaman bana bir piston. İlla sorun çıkartacağım. Ha yok. Bende redstone kalmamış ondan. Ardından yani slime ball. Ve sticky pistonumuz hazır.
Tabii bunun yönünü değiştirmek lazım. Ah eş. Şurayı tamir etmem gerekecek. Ben dedim sponge kullanma diye. Sakalımız yok ki dinletelim. Cidden sakalım yok. Şurayı bir tekrar deneyim. Kovan varmış aslında. En azından dış görünüşü tamamladık. Şurayı da bir ara halledelim. Şimdi nerede benim crowbar? Crowbar demişim. Crescent hammer'ım. Control Road. Sen niye aşağıya düştün? O zaman şöyle yaparız. Tamam. Bu olması gerektiği yerde ve ardından kontrol load da şuraya. Ondan sonra da şu yönden bir termometre. Evet, bu 20.000 derecenin üstüne çıktığında patlar. Onu söyleyelim. Doğrusu 21.000 derecenin üstüne çıktığında bayağı tehlikeli bir hale gelir. 2000 pardon, 20.000'lerden çıktı. Garanti olsun diye biz 900 alalım. Ardından red alloy varlığımıza gelelim. Azıcık bir mes yaratacağım. Ah, hazır dipteyiz, su dolduralım. Sonra neden köfte sponge kullanılmasını istemiyor? Tamamdır. Şu şöyle gelsin. Bir kablo yerleştiremedim. Bu bağlanmıyor. Neden bağlanmıyorsunuz? Şimdi bir şey deneyeceğim. Olmuyor. Ama burada bir bağlanma olması lazımdı. Ha. Tamamdır. Misler gibi bağladık. Ayrıca bir tane de end gate yapacağım birazdan. Ve dışarıdan köpek sesi gelmese çok daha süper olacak her şey. Sen şöyle gel. Şurası kapanabilir.
2 ve 3. Evet, burayı hallettiğimize göre şimdi ne yapacağız? Control rod, termometre. Şunu tekrar bir ayarlayalım. Dokuz dereceye. Ardından ne yapacağız? Ben hemen geliyorum. Evet ve geri geldim. Öncelikle bir şey yapmam lazım. Bu da. Elevator. Sanırım 3 tane yapacağım. Evet. Elevatorlar nedir diye soracak olursanız, adı üstünde. Asansör. Bakalım bunun altı nereye açılıyor? Tam buralar arası. Merdivenlerimizi döşeyelim. Eğer bu merdivendeyken zıplarsam, gördüğünüz gibi üst kata çıkıyorum. Shift'e basarsam eğer bu şekilde aşağı iniyorum. Evet, şimdi bize bunun yanı sıra bir end gate lazım. Ya da or gate. Or gate. Bu olmaması gereken bir recipe bu arada. Circuit plate. Bunu daha sonra craft ederim. Şimdi senin ihtiyacın olan başka bir şey daha var. Önce şunları yukarı bırakalım. Asansörü yaptım. Kullanmıyorum. Sizler şimdi şöyle gidin. Ne yapacaktım ben? Liquid Act. Daha doğrusu Fluid Act. Ardından da bana Void Fluid Pipe lazım. Hem kaktüsüm var mı? Güzel soru. Neyse onu daha sonra hallederim. Şimdilik bu kalsın. Item Duct. Ve bir adet chest lazım. Evet, chestimiz, item duck'larımız, ve bunun yanı sıra başka neye ihtiyacımız var? Hiçbir şeye. Evet, şimdi hazmat suit'imizi giyelim. Boş el lazım tabii. Çünkü şunları taşıyacağız. Fuel rodlarımız. Bize biraz daha tin lazım. Bir de glass lazım. Ardından şu fuel rodları koymak lazım. Ya da koyamamak lazım. Chest'imiz nerede yer alsın? Burası güzel.
Bir set daha senden yaptıktan sonra. Tüm fuel rodlarımız burada. Asıl dur. Ordate'e ihtiyacım yok. Şimdi düşündüm de. Vudur'umu neden yukarıda bıraktım? Kendime soruyorum. Evet, Vudur'um. Vudur'um, Vudur'um, Vudur'um. Güzel Vudur'um. Neden bağlanmadığını da anlamış değilim gerçi. Sizi nasıl bağlayacağız? Neyse, çok fazla kablo harcadım ama. Bunları daha sonra temizlerim. Zaten burası geçici bir bölge. Evet. Kontrol yolumuz hazır. Şimdi şunlar şöyle girsin. Bana bir tane fuel rod ver. Yardımdan. Neyse, kontrol rod işe yaramıyor mu? İlginç. Biraz bekleyelim. Evet, şimdi ihtiyacım olan ilginç bir şey var. O da bir adet testere. Ve beraberinde şuna. Ve bu sayede Forge Multipart'a girmiş olacağız. Dört tane işim görür herhalde. Düzgün bağlansınlar diye bunu yapıyorum. Tamam, bağlandılar. Şimdi yukarı geri dönelim. Ve şunu şuraya koyalım. Ufak bir yer değişimi yapıyorum da. Burada bir buğdumuz ol. Yanlış yerleştirmişim.
Ve bu sayede bir ikili yerleştirmeye sahibim. Hem buradan çalışmıyorum. Ama onu da hallederiz. Evet. Ve kontrol rodumuzu koyalım. Ardından tabii ki de kıyafetimi değiştirmem lazım. Merdivenleri hayatım şey merdivenleri için. Asansörleri hayatımda ilk defa kullanıyorum. İlginç bir tecrübe oluyor. Kesinlikle. Gördüğünüz gibi bu haldeyken bu şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi böyle çalışıyorum. Kontrol rodu sokarsak eğer işin içine. Şöyle bir aralıkta tekrarlıyorum. Şimdilik bu kadar yeter. Bizim başka bir şeye ihtiyacımız olacak. Tabi beraberinde de ufak bir test. Steam funnel'ları. Bronz kullanalım. Aynı ürünü veriyorlar zaten. Ayrıca ikinci kat suya ihtiyacım yokmuş. Onu öğrendim. İkinci kat suyu farklı bir iş için kullanabiliyoruz ama. Yani gene kullanabiliyoruz. Fakat bunun için ikinci bir fizzle reaktöre ihtiyacım var. Yani birden fazla fizzing reaktör kurabiliyorsunuz. Ve beraberinde benim başka bir şeye daha ihtiyacım olacak. Biraz daha. Fluiduct. Yay. Led ve copper. Copper. Led. Teşekkürler. Sen tüm kap... Shift. CTRL değil. Ve bana bolca fluiduct ver. Ve bizim Kropi öldü. Ve şimdi şunu açabilirim. Çünkü reaktöre direkt erişim istiyorum ben. Yandan da. Evet. Şimdi bana iki farklı şey gerekecek. Biri bu. Bir test yapacağım. Şimdi sen buradasın tamam. Seni geri koyalım şuraya. Ardından da şimdi seni yapalım öncelikle. Bronze plate. 4 tane.
Benden iki tane çıkıyor. O zaman size bronzu nasıl yaptığımı da gösteririm. Öncelikle bana bir, iki tin dust. Ve 10 tane kapı. Evet. Bu sayede bir tinden 5 bronz elde edebiliyoruz. Yani böyle bir avantajı var. Bayağı karlı. Düşündüğünüz zaman. Evet. Evetten tekrar sizler. Sonra şu sinir bozucu arkadaş değil mi? Neyse ben bunu craft edip geliyorum. Evet ve geri geldim. Bir yandan da bir adet steel. İki adet steel gear yapıyorum. Bununla bir adet steam engine yapıyorum. Evet, bu sayede hangisinin daha fazla enerji ürettiğini hesaplayabiliriz. Tabii işin içine bir detay daha giriyor. O da ne kadar steam tükettikleri. Bunların deneyini yapmam gerekecek. Sen git, sen git. Bana bir tane daha basic enerji küp gerekecek. Evet. Sıra. Bolca da redstone. Basic enerji küp. Çingirgen. Malzemeler şu. Bunları tanımıyor. Böyle bir sıkıntımız var. Evet. Fluidaklar hazır. Ardından başka ne lazım? Universal Cable. Artık nereye koyduysam Universal Cable'ları buradalar. Ranch. Tamamdır. İlk testimiz şu arkadaş üzerinden olacak. Sonra buna bir lever vereceğiz. Evet, yavaştan steam olmaya başlıyor.
Yoksa 400 sel. Hadi bakalım. Evet, 40 yılın başı artıyor. Unutmadan. Seni 1600'e getireceğim. Ya da 1400. Olursun. Evet. 1100 Celsius'ta çalışıyor. Bakalım şu an. Evet, kesinlikle Industrial Steam Engine'ler mantıklı bir tercih değil galiba. Artıyor. 1.1. Toksik waste'imiz de artıyor. Onunla daha sonra ilgileneceğim. Ve güzel arttığı söylenemez. Sen dur. Senin enerji alımın üstten mi olacaktı? Evet. Zaman ne yapıyoruz? Evet, çok daha verimli. Şimdi seni çıkartalım. Toxic Waste sorun yaratır bize. Evet. Şimdi anladık ki bundan yapacağız birkaç tane. Ah, tabii bunun hakkında ufak bir güzellik de var. 9 tanesi birleşebiliyor ve çok daha güzel şeyler ortaya çıkıyor. O zaman ne yapıyorum? Ben bölüm arası bolca bronz yapıyorum. Yok, steel istemiyorum. Hayır, steel değil. Lanet. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi Köftenin Günler. İyi eğlenceler.